Allah aşkına oturma orada. Nesrin nerede Nemati? Cehennemin dibinde abi. Kaçmış işte. Nereye kaçmış? Ben nereden bileyim abi? Babasına kaçmamış mı? Yoksa babası niye burada arasın Nesrin? Nereye gitti o zaman bu kadın abi? Abi buradan çıkmamız lazım. Çıkacağız. Buradan da çıkacağız. Sarın binayı. Küçük erkek çocuğu hariç herkes ölecek. Çocuklara söyleyin çatışarak geri çekilsin. Ormanda kaybolsun. Siz beni izleyin. Depoya doğru Abdüley. Eve girin. Çocuklar mı? Kamyonete kaçamayız. Biz değil, onlar kaçacak. Abdüley'e geç direksiyona. Abi evde kimse yok. Çocukta annesin yok. Deponun içinde mi bunlar yoksa? Abi oradan çıkamaz. Sen gizli geçidi hazırlarken ben de burayı hazırladım. Nesrin burada yok.
paçanı gebertirim. Gidin ölün lan! Erhan, gel vazgeçelim bu işten. Abi demez mi bize, siz ne yapıyorsunuz kendi başınıza diye? Asıl bunca saattir burada boş boş niye oturdunuz der uyanınca. Hem ben sıkıldım. Artık böyle Yaser Arafat gibi dört bir tarafımız ablukada yaşamaya. Sen dediğimi anladın mı? Niye anlamayayım, salak mıyım? Herkes çayını almadan kimsenin kuyruğu bile gözükmeyecek. Zaten görünürse yer demir, gök bakır. Gaza mübarek olsun ortak. Beni utandırma. Biri çıkıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Polat abim çocuklar soğukta üşümüştür dedi. Size çay gönderdi. Sağ ol kardeş, biz dağıtırız. Olmaz, siz misafirsiniz. Polat abim bizzat ellerinle çay içir kardeşlerine dedi. İçinizde Ispartalı olan var mı? Benimki de laf. Isparta'da deniz mi var ki gemicinin yanında çalışasınız? Allah aşkına çekinmeyin. Bu kadar saattir buradasınız. Defi hacete ihtiyacı olan varsa yol göstereyim. Acıkan varsa dürüm söyleyeyim. Bakın çekinmeyin, meslektaşız. Bakmayın siz benim çay dağıttığıma. Biz de zaman zaman böyle zor görevler üstlenmişiz. Sen Erhan mısın? Vay kurbanın olurum. Namım sana kadar gelmiş mi? Lakabım da güllü. Her vurduğumun üstüne muhakkak bir adet kırmızı gül bırakırım. Bir nevi imza. Ya. Kıpırdayan ya. Ne oluyor ya? Tosun, silahlarını topla. Ne yapacağız lan şimdi bunları? Ortak, üzülerek söylüyorum ki Allah sana boy vermiş, gerisini koy vermiş. Usta, çocuklar alıp gecenin bir vakti nereye gidecek bu kadın? Kimsenin bir ruhu duymadı. Kuş olup uçtu mu bunlar? Sen neredeydin? Dışarıda mı? Sinir etti beni. Ben de kendimi dışarı attım. Çocuklarla konuşuyordum. Nasıl sinir etti? Olmadık şeyler söyleyip durdu. Sana yüklen. Yok gelecekmişsin, yok onu alıp Lazia'ya teslim edecekmişsin. Bir aradığın kafayı yedi bu. Baktım üsteleyip duruyor. Ben de vurdum kapıyı çıktım. Seni dışarı yollamış. Biz planını bozduk demek ki Nersin Hanım. Evi değiştirince. Kimle ne planı yapabilir ki abi? Yahya nasıl bulmuş peki bizim mekanı abi? Sizi mi izlediler acaba?
bizi izlemeleri mümkün değil. Nesin başka bir şey yapmış. Hem onu gelip almışlar, hem de Yahya'yı yerini belli etmiş. Telefon mu? Büyük ihtimalle. Güya kapatın demiştim. Demek açmış. Peki bu kadın kimi aramış abi? Rusları. Rusları mı? Selim gelip Nesin'i almış. Daha önce görüştüğünü söylemişti. Demek ki temasları devam etmiş. Bu planı kurmuşlar. Seni ve Elif'i de planlarına alet etmişler. Bunu bana nasıl yapar abi? Seni 1000 kere uyardım Memati. 1000 kere sana dedim ki bu işler senin usullerin olmuyor. Yok sokağa ineyim, yok benim aklım tarzı siyasete ermez, yok şu yok bu diye diye gittin burnunu en olmaz işe soktun. Gördüğüm yerde kafasına sıkacağım. Kimin kafasına sıkarsan sık, benim canımı sıkma artık Memati. Yeter artık. Sen bir daha Nesin'i görebileceğini mi sanıyorsun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan sonra güvendesiniz Nesin Hanım. Hiç kimse size zarar veremez. Teşekkür ederim. Babam öğrendiğinde çok büyük tepki verecektir. Zannediyorum öğrenmiştir. Karar Ziya Bey'in. İstediği tepkiyi verebilir. Sonucuna da katlanır. Laz Ziya, torunlarının geleceği için her şeyi kızına devretmek zorunda. Bu sonuca yaşayarak ya da ölerek ama muhakkak ulaşacaktır. Bunlar burada olmadı Eren. Aksesuar koymadık herhalde Nevzat. Biz işimizi yaptık. Polat abi çıksın karar versin. Tuvalete falan kilitleseydik. Bir gelen olsa rezil oluruz. Mekanın içinde 10 tane adam kuzu gibi yatıyor. Kapının önünde kurt gibi duruyorlardı. Rezil olmuyorduk da. Burada kuzu gibi yatıyorlar diye mi rezil oluyoruz? Ortak. Senin aklın ermez böyle işlere. Niye? Ama yine de Polat abime operasyonu ikimizin yürüttüğünü ve başardığını söyleyeceğim. Bana emrettik kimse girmeyecek diye. Ben kimse miyim Nevzat? Çekil önden. Polat abi rahatsız ediyorum ama... Neredeler? Buradalardı. Nevzat sen bir saattir beni mi yiyorsun? Polat abi burada, Polat abi yatıyor, Polat abi konsantre oluyor. Çabuk söyle neredeler? Abi burası mı? Burası Abdülay. Araba değiştireceğiz. Bunu çıkaralım. Sen kamyoneti buraya al. Tamam abi. Ne yapıyor Memati? Memati!
Yetişip durduralım mı abi? Ne yapacağız? Kafasına mı sıkacağız Abdülay? Kusura bakma usta. Safiye. Safiye. Uyudun mu kızım? Allah Allah. Nerede bu kız? Yeni dengeler kurulacak. Polat da bir şekilde bu dengeler içinde yerini alacak. Mühim olan bu dengeler içinde Polat'ın benim kontrolümde olması. Bu dengeler bizim dengelerimiz mi? Bize karşı hazırlanan dengeler mi? Terazinin iki tarafında neyin durduğunun önemi yok. İki kefeyi tutan demir önemli. O demir de benim. Safiye'yi bulamıyorum. Tamam mı? Tamam usta, gidelim. Bu niye kapanmamış? İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Kapı güvenlik. Dinliyorum efendim. Safiye Hanım kapı tarafına geldi. Hayır efendim. Abi evden çıkmadılar. Kuş olup göğe mi uçtular Yahya? Abi belki bizim geldiğimizi görünce evden kaçırdılar. Onları kaçırdılar. Bizimle niye çarpıştılar Yahya? O kadar rakipleri vardı. Onlar da kaçardı. Başka türlü nasıl olur abi? Benim kızım bizi uyuttu. Onları mı uyutamayacak Yahya? Polat, o yazıhanenin önündeki amanatları öldürmez. Beceriksiz herifler! Döner dönmez hep senin kafasına sık Yahya! Beni rezil ettiniz! Şimdilik senin himayende kalsınlar Selim. Nesrin sizinle görüşmek isteyecektir. Benim Nesrin'le işim yok. Babasıyla işim var. Laz Ziya ile Polat birbirine girdi. Biz Nesrin'i aldıktan sonra çiftlikte çatışma çıkmış. Güzel. İkisini de istiyorum. Ama sadece birisi olursa da şikayetçi olmam. Anne niye Memati abiyi bırakıp buraya geldik? Öyle gerektiği için. Polat abi çok kızacak ama. Bize kimse kızamaz oğlum. Anne niye böyle tehlikeli işlere girdin? Ne tehlikesi? Tehlike mehlike yok. Anne biz aptal değiliz. Dedemin yanından kaçırıyorsun. Ondan sonra Memati abiyle Polat abinin yanından kaçıyorsun. Bu geldiğimiz adamları tanımıyoruz bile. Niye tanımayalım? Mafya bunlar. Hadi artık yatın. Anneniz sizin iyiliğinizden başka bir şey istemiyor.
Sizin için gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Abi dışarıdakileri ne yapacağız? Enteresan. Niye haber alır almaz ofisi basmadılar? Erhanları harcadılar mı yoksa abi? Yok. Saldırı olsa bizimkiler haber verirdi. Şerefsiz mi içeridelerdi? Bırak Allah'ını seversen Nevzat. Açtık baktık. Masanın altına mı girdi saklandı Polat abi? Bizimle kafa bulmak için. Girmeseydik iyiydi içeriye. Bize temin etmişlerdi. Öf Nevzat. Boş boş konuşma. Yazıhanede kim var kim yok bilmiyorsun. Bunları ne yapacağız? Var mı bir planın Pürmüz Hasan? Hepsini yak istersen. Of of. Kör kuyularda kaldım. Çıra gibi yanıyor. Başlıyor. Ramadi'de kaçırılan şoför yabancı meslektaşlarına Irak'a gelmemeleri çağrısı yapıyor. Bunlar talihsiz adamın son sözleri oluyor. Gözleri ve elleri bağlı şoför bir militanın sokak ortasında başına sıktığı kurşunla öldürülüyor. Allahu Ekber! Zelkavi'nin örgütü ilk kez bir infazı sokak ortasında gerçekleştiriyor. Üstelik ıssız bir canlı değil şoförün öldürüldüğü yer. Şu televizyonun sesini kız. Arka planda ardarda araçların geçtiği görülüyor. ABD'nin Irak'ta baş düşman olarak gördüğü Zelkavi'nin seçimlerde oy kullanacakları... Neler olmuş bir öğren Abdüley. Sinirden nasıl sırtım kaşınıyor? Ayı boğa mı bulsam ne yapsam? Allah! Ne oluyor Erhan? Abi vallahi kuş kadar aklım var. O da uçup gidecek. Sen nereden çıktın? Abi burada bir durum var. Ne var Abdülhamit? Abi haber vermek için kapıyı çaldık. Açtık siz yoktunuz. Yukarıdakileri aldık bağladık diye ama. Kim yaptı bunu? Abi Erhan abi. Bir sıcak çaya silah sıkmadan hepsini teslim aldım abi. İyi yapmışsın da Erhan ne yapacağız şimdi bunları? Düşündük onu bulamadık abi. Ne yapalım bunları? Malzemeleri boşaltalım sabah bir daha iş olmasın. O ne? Kusura bakmayın habersiz bindim. Sen kimsin? Soğan koktum. Beni gördüğünüzü kimseye söylemezseniz, beni kaçırdığınızı kimseye söylemem. İyi de sen kimsin? Safiye Karahanlı. Ne yapacağız şimdi? Taksi! Kız beni öldürmek istiyor. Kim ölecekse ölsün. Kızımı bulun bana. Nasıl çıkmış buradan anlamak mümkün değil. Efendim. Hanımefendi malzeme getiren araçla çıkmış evden. Adamlar arayıp haber verdiler. Deponun önünden taksiye binip ayrılmış. Nereye gitmiş Safiye? Taksinin plakası. Bizde efendim. Ancak taksi telsiz sistemine bağlı olmadığı için henüz bulamadık. Nereye gittiğini öğrenemedik. Ben biliyorum nereye gittiğini. Abi. Abi.
Adın ne? Ahmet. Ne iş yapıyordun daha önce? Bir iş yapmıyordum. Doğdun adam vurmaya mı başladın Ahmet? Şeker pancarı topluyordum köyde. Niye geldin İstanbul'a? Asker arkadaşım iş var dedi. Askerlik için memleketten çıktım. Bir daha da geri dönmedim. Niye? Köy yerinde iş yok, güç yok. Akşama kadar çalış. Ekmek soğanla karnını doyurursan iyi. Sizin köydekiler açlıktan öldü mü sen burada çalışırken? Yok. Şimdi ben sizi serbest bıraksam... Yahya'nın yanına döneceksiniz. Yahya da bir işi beceremediniz diye kafanıza sıkacak. Yahya'nın yapacağını ben yapacak olsam... Ananız var. Babanız var. Çoluğunuz, çocuğunuz var. Bacınız, kardeşiniz var. Yazık değil mi onlara? Sana ne bize ne olacağından? Sıkacaksan sık. Sıkmayacaksan kimi sıktığından sana ne? Ne yapmam gerektiğine siz karar vereceksiniz. Ya burada öleceksiniz... ...ya da bu bataklıktan çıkıp ananızın babanızın yanına döneceksiniz. Karar sizin. Dönmek isteyenler bir adım öne çıksın. Gitmek isteyenlerin cebine para koyun. Gittiğinden emin olun. Ortalıkta gören olursa da sıkın. Geçin bu tarafa. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben Yahya abinin yanına döneceğim. Yanında büyüdüm. Gerekirse yanında öldüm. Kan senin kanın. Can senin canın. Yolun açık olsun. Bunu diğerleri gittikten sonra serbest bırakın. Sen ne yapacaksın delikanlı? Benim için fark etmez. Gidecek yerim de yok, dönecek yerim de yok. Yok mu anan baban, akraban? Yok. Köyün kasaban? Yok. Nerede büyüdün? Yetimhanede. 18'inden beri gidecek yerim yok. Mesleğim yok, işim yok. Yetimhane yüzünden bu aleme düştün öyle mi? 18'inde niye atıyorlar ki dışarı? Bilmiyorlar mı gidecek yerimiz yok? Yetimhanede tek miydin sen? Herkes senin gibi mi oldu? Şimdi
Şimdi de 18'ine gelenleri yetimhaneden çıkarıyorlar mı? Evet. Üzülüyor musun onlar için? Evet. Para versem onlara bakar mısın? Yatacak yer, yapacak iş. Düzgün, temiz iş ama. Bulur musun? Ben ne işten anlarım ki? Becerebilir miyim? Hiçbir şeyden anlamıyorsan... ...yarın senin gibi olmasınlar diye çabalarsın. Ama biri senin gibi olursa... ...seni sorumlu tutarım. Kontrolüm altında olacaksın. Adın ne? Ali. Abdüley, Ali ile bizzat sen ilgilen. Senin gibi çok Ali var. Hayır olsun inşallah. Kim bu saatte acaba? İyi akşamlar. Aa, Kanadalı kızım. Sizi rahatsız ediyorum bu saatte. Olur mu öyle şey? Hadi gir içeri, üşümüşsündür. Sizi evde bulduğuma çok sevindim. Yine kimden kaçtın kızım? Nereden bildiniz? Ben yanlış bir şey yapmadım. Elif. Belki dava Lazia davası değil de başka bir mafya babasının davası olsa haklı olabilirsin. Ama Polat'la ilişkilerini bile bile bu işe girmekte doğru bir taraf yok. Seni kullanıyorlar kızım Polat'a vurabilmek için. Bak Polat her şeyi karıştırıyor demek için avukatını seçiyorlar. Yoksa Nesin Hanım senin kara kaşına kara gözüne hasret değil. Ya Polat mı sizin arkadaşınız, ben miyim anlamıyorum ki. Hepiniz birden Polat Polat diye tutturdunuz. Abla... İki senedir tanıyoruz Polat abi. Herhangi birimize karşı bir yanlışını gördük mü? Ne olsa koştu yanımıza geldi. Sen de şimdi arkadan bıçaklıyorsun. Sen hiç konuşma mafya bozuntusu. Seni ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Diyelim ki Eren demedi bunları. Başkası söyledi. Yalan mı Elif? Hangi dertten bizi kurtarmadı? Ya sen gidip büyük mafya babasının avukatının yanında çalışmaya başlıyorsun, bir şey olmuyor da... Ben bir dava üstleniyorum diye adamı bıçaklamış oluyorum, öyle mi? Sana yarın Polat o adamın yanından ayrıl dese ayrılacak mısın? Sen ayrılacağım de, ben de bu davayı bırakmayı düşünürüm. Ya benimle ne alakası var Elif? Eğer bir gün Polat'ı zor duruma düşürecek bir davanın içinde olursam... ...tabii ki o davadan çekilirim. Onun söylemesine bile gerek yok. Ki dış kapının mandalı. Ben de yengeyim değil mi? Elif! Beni konuşturma. Yenge işinde de Polat'ın bir kabahati yok. Peşini bıraktın mı çocuğun? Evlenelim bile dedin adama. Ben onu başka bir maksatla söyledim. Şimdi başka maksatla senin yüzünden ya Polat'ın başına bir şey gelirse? Kendini iftihar mı edeceksin? Ona bir şey olmasını istemem tabii. Kızım, eğri oturup doğru konuşalım. Bu adam seni seviyor. Senden başka kimseyi de gözü görmüyor. Üstelik bir günde Ali'ye halal getirecek bir iş yapmadı. Bir yanlışı olmadı. Öyle büyük seviyor. Ya ben de arkadaş olarak onu seviyorum.
Canım arkadaşım benim. Üf! Yanlanma mı istiyorsunuz? Açar telefonu özür dilersin. Sen nasıl istiyorsan öyle davranacağım dersin. Olur biter. Ben. Zahmet ettiniz. Afiyet olsun güzel kızım. Buyur canım. Sağ ol. Ne zamandır kafamdaydı bu soruda. Ama galiba cevabını bulamadan artık yaşayamayacağım. Mutluluk nedir? Mutluluk, mutsuzluğu yenmek için savaşmaktır. Mutlu olmadan mutsuzluk nasıl yenilebilir ki? Diyelim ki mutsuzluk senin düşmanın. Sana zarar veriyor. Onu yok etmek istiyorsun. Evet. Düşmanını yok etmek için ne yaparsın? Onu tanırsın. Nasıl? Düşmanı tanımak için kendini tanıman gerekir. Neye sahip olduğunu bilmezsen, neye ihtiyacın olduğunu da bilemezsin. İnsan elindekiler sahip oldukları. Elinde olmayanlar da ihtiyaçları değil midir? Hayır. İnsan öyle bir mahluktur ki, ona verilen en kıymetli şeyleri hemen unutur. Sahip olduklarını ve ona bunu vereni unutur. Bu unutkanlığının farkına varmadan başkalarındakini de istemeye başlar. Benim olsun, benim olsun diye. İşte mutsuzluk budur. Unutmamak için ne yapmak gerekir? Hatırlamak. Sahip olduğun şeyler için teşekkür etmek en büyük hatırlamadır. Teşekkür etmenin de tek bir yolu vardır. Sevgini ve saygını muhafaza etmek için çalışmak. Peki, mutluluğu kim belirliyor? Tanrı mı, insan mı? Yaradan kullarını onu hatırlasınlar, onu ansınlar ve ona teşekkür etsinler diye yaratmış. Eğer bunları yaparsan, mutluluğun resmini sen çizersin. O resimde bir ağaç vardır. Ağacın meyveleri vardır. Aksi takdirde resmin içinde ot, çalı ve diken vardır. Gördükçe sana batar, seni rahatsız eder. İşte o zaman mutluluğunu nasıl sen belirliyorsan, mutsuzluğunu da sen belirlersin. Ama Tanrı verdiği meyveleri bazen geri alıyor. İşte sizin oğlunuz. İşte benim kardeşim. Kardeşin mi var? Varmış. Bir gece babam evde yokken evden kaçırılmış. Bir daha da kimse haber alamamış. Kim kaçırmış? Bilmiyorum. Yani kimse bilmiyor. Bu yüzden annem rahatsızlanmış. Yıllarca kimseyle konuşmamış. Ta ki... Eyvah. Geldiler. Dur bakalım kızım. Sakin ol. Lütfen beni vermeyin. Gitmek istemiyorum. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar evladım. Hayır olsun inşallah. Efendim, Safiye Hanım'ı almaya geldik. İçeride alınacak kimse yok. Ailesi tedirgin. Lütfen bize yardımcı olun. Olayım da evladım, olacak bir şey yok. İçeri girip bakabilir miyiz? Benim sözüme itimat etmiyor musun? Ben görevimi yapmak mecburiyetindeyim. Sadece siz girin ona. Diğer türlüsü bizi incitir. Nasıl isterseniz. Ayakkabılarını çıkarır mısın lütfen?
çok seviyorsan kocanın yanına gidersin Nesrin Hanım. Ona hesap verirsin. Evladım, kedi midir oraya girsin? Yukarı çıkalım. Çıkalım. İyi akşamlar. Neden insanları tedirgin ediyorsunuz evladım? Kızcağızı zorla eve tıkacak halimiz yok ya. Karışma. Vazifesini yapıyor çocuk. Müsaade eder misiniz? Etmem. Evladım, o da bizim mahremimiz. Anlıyorum ama bakmak zorundayım. Anlasan bakmak istemezdim. Mahremimiz diyoruz. Sen hiç mahrem bilmez misin? Odada ne var? Oğlumuzun odası orası. Hiçbir şey yoksa hatırası var. Dur bir dakika, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben başka bir şey zannetmiştim. Bu evden sizin alacağınız hiçbir şey yok. Ne soğanmış. Az kalsın yakalanıyordum. Memnun oldum. Ben de yeni Ali. Allah'ım, bu kadınlar neden böyle? İki dakika dayanamaz arar. Göğe ağzına bant yapıştırmış. Ne yapacaklarını biliyorum da ne istediklerini hiç bilmiyorum. Evet. Mesaj attım, aldın mı? Aldım. Bu kadar mı? Gönderecek resim bulamadım cevaben. Çiçek olurdu. Ofiste kaktüs yok. Aman iyi be, bende kabahat. Özür dileyecektim, vazgeçtim. Şu yanımdaki adamına, hani öz kardeşim olan, talimat verir misin? Artık eve gitmek istiyorum. Nereye gitmek istiyorsan git Elif. Çocuğun başını derde sokma, başka bir şey istemem. Polat, buluşabilir miyiz? Elif, çok yorgunum. Ve en son istediğim şey seninle buluşmak. Hadi canım, iyi geceler. Ne çıldırtıyor. Kimse yok oğlum. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Işığı aç. Emay tabi gelirse bizi görsün. Hı hı. Aptal aptal konuşmayın. Işığı mışığı açmayın. Abi sen burada mısın? Bana Rus Selim'in adresini bulun. Abi sabah öğrenirim. Şimdi dedim Adnan. Paralar burada oğlum. Adamlara gidip diyeceksin ki halonun size kıyağıdır. Fazla fazla para verip teslimat saatini söyleyeceksin. Abi bizim ne işimiz var haloyla? Parayı kim bastırırsa onunla işimiz var oğlum. Abi kirve bizi yaşatmaz. Koçum, sen aldığın paraya bak. Kimse bize bir şey yapamaz. Ama bak, olmaz ya, terslik olur, polis alır, adamlar yakalanır. Bu işi yapan halo. Bizimle alakası yok, tamam mı? Tamam abi, nasıl istiyorsan.
Gel evladım. Ne demek? Gel. Işıklarınızı açık görünce girmek istedim. Nazife anne yukarıda mı? Yukarıda evladım. Burada otursak belki Nazife anne şikayetlerimi duyarsa kızar. Gel hadi. Çay içelim baş başa. Ali hayatta ya, yaşıyor ya, beni çok seviyor ya. Görmek istiyorum bu girdiğim yolda beni kurtaracak kadar çok seviyor. Mafya savaşının tam ortasında kaldım ya. Ali eğer yaşıyorsa gelir beni çeker kurtarır. Göreceğim kim kimi seviyor. Göreceğim. Ali kendini mi seviyor, beni mi, vatanını mı? Ben de karar vereceğim kimi seviyorum. Ali'yi mi, kendimi mi? Ben bu kadınlarla ne yapacağım? Ne yaptılar sana? Düşmanlarımın bile yapamadıklarını. Bir yerde acıtmışsındır canlarını. Hayır, acıtmadım. Bilerek acıtmadım. Acıtmak istemedim. Ben onları hayatımın tehlikelerinden uzak tutmaya çalışıyorum. İstiyorum ki zarar görmesinler. O kadar uğraşıyorum. Bir bakıyorum ki sanki inadına gidip kendilerini ateşe atmışlar. Şimdi ben ne yapayım? Bırakayım yansınlar mı? Bininci kere ateşin içine atlayıp, kurtarıp, yaralarını sarıp tekrar ateşe atlamasını mı bekleyeyim? Ateşe atlamasına mani olamıyorsan ateşi söndür. Ama bu ateşi ben yakmadım ki. Ben nasıl söndüreyim?